Sebze meyve sektörü benim kendi işim yani. Sanki ben onun için doğmuşum. Hani bütün aile bu mesleği yapıyor. Haliyle biz de direkt içine doğmuş olduk. Şimdi kanun böyle. Her zaman boş araba dolu arabaya yol verir. Evet Süleyman kardeşim, bugün çaylar benden. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuza Manisa'nın Turgutlu ilçesinden başlayacağız. Mustafa kardeşimizi konuk edeceğiz. Bu videomuz diğerlerinden biraz farklı olacak. Farklı olan şey de biraz kısa olacak. Kısa olmasının sebebi Manisa'nın bir ilçesinden bir ilçesine sefer açacağız. Ama bizi neler bekliyor daha bilmiyoruz. Mustafa kardeşimizi tanıyacağız. Neyi kükleyeceğiz, nerelerden geçeceğiz, neler yapacağız hepsini anlatacak. Kendisine birkaç soru soracağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Hepimiz izleyip beraber göreceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet, hepinize tekrardan merhaba. Biraz erken uyandığımız için uykulu görünebiliriz. Kusura bakmayın. Mustafa kardeşimizi tanıyacağız şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Süleyman kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok şükür Allah'a. Seni biraz tanıyalım. Kendinden biraz bahset videonun girişinde. Adım Mustafa Şahin. 30 yaşındayım. Manisa Turgutlu'da oturuyorum kardeşim. Kamyonculukla uğraşıyoruz, baba mesleği. Küçüklüğümüzden beri araba tabisindeyiz. Anladım. Şu anki araç nedir? Şu anki aracımız 25-20 Şahin bakışlı diye tabir ettiğimiz bir kargo. Evet. Maşallah. Şu an neredeyiz ve nereye gideceğiz? Şu an Manisa Turgutlu'dayız. Boş kasamızı sardık. Allah izin verirse Manisa merkeze gideceğiz. Sonra tekrar Turgutlu'ya geleceğiz. Domates sarıp geleceğiz. Kısa mesafe. Kısa mesafe. Anladım. Yükümüz domates. Domates. Anladım. Meyve sebze sektöründeyiz o zaman. Evet. Uzun zamandan beri. O zaman yola çıkalım. Diğer soruları da yolda soralım. Straight to the moon. Evet, geleceğimiz yere yaklaştık. Hemen hemen varmak üzereyiz. Şu an tarlaya doğru gidiyoruz. Mustafa kardeşim gene tarlaların arasından giriş yapıyor. Kendimiz ekmek kazanmaya gelince başkalarının ekmeğine mani olmayalım. Kimsenin tarlasına mahsume zarar vermeyelim diye dikkatli davranmaya çalışacağız. Evet. Evet, size şimdi tarlaları gösterelim. Nasıl yerlerden geçiyoruz? Bizim bu sıra önümüzde bir abi var. O yüklemesini bitirdi. Şimdi biz gireceğiz yüklemeye. Sıra sıra bu işler. Şu an aracını bağlıyor. Bir 5 dakika sonra harekete geçmeye başlar. İnşallah. Onun çıktığı sıraya biz gireriz. Boş kasamızı indirirler arkadaşlar. Bizim çalışma sistemimiz de paletli. Hani kasalar direkt arabanın içine konmuyor. Palete sıralanıyor. Gittiğimiz fabrikada portifle daha kolay indiriyorlar. O yüzden biraz bazen uzun sürebiliyor. Sıkıntı yok, bekleriz. Buradayız. Şu anda ikinci arabayız. Evet, o arkadaş arabayı çalıştırdı. Geliyor. O çıkıyor, şimdi biz ona yol vereceğiz. Çünkü kanun böyle, her zaman boş araba dolu arabaya yol verir. Çalışma sisteminde. kısa mesafe çalışma sisteminde. Bu genelde böyledir. Damperli'de de olsun. Başka iş, ne yani, ne iş yaparsanız yapın. Boş araba her zaman dolu arabaya yol verir. Dolu araba yolun her yerinden gidebilir yani. Straight to the brain, 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 brain. Straight to the brain. Mustafa kardeşim topluyor. Allah izniyle kasalarımızı indireceğiz. Arkadaşlar kahvaltılarını yapsınlar. Kahvaltı yaptıklarından sonra bir
10-15 dakika sonra da yüklemeye geçeceğiz inşallah. İnşallah. Hızlı olup hızlı bitirmenin neticesindeyiz. İnşallah arkadaşlar da yorgun değildir. Hani işimiz çabuk biter. İnşallah. Evimize erkenden gideriz. Her zaman gibi. Tertipli, düzenli ve iş ahlakıyla. Evet Süleyman kardeşim, bugün çaylar benden. Evden sabah tedariksiz çıkmışız. Evet. Sağ olsun. Eşim bu ara hiç böyle boş bırakmaz. Ne zaman çıksam hemen bir demlik çay. İşte yiyeceğimi içeceğimi ayarlar maşallah sabahları. En iyisi vallahi. Havaların sıcak gitmesinden dolayı da hemen böyle bir şişe buz, buzlu su, hepsini katar. Ki malum hani tarladayız, su yok yani soğuk su bulmak zor. Buraya geldiğimiz zaman hani serinlemek amacıyla soğuk suyumuzu içelim, işte çayımızı içelim, hararetimizi alsın. En güzeli vallahi. Gelirken yoldan poğaça börek bir şeyler alıp geliriz, kahvaltımızı yaparız arkadaşlarla. Yani hiç boş bırakmıyor, Allah razı olsun. Bir de kısa mesafe olduğundan zaten bunlar yani çok şey gerekli değil yani böyle uzun mesafe için gerekli değil. Bir şişeye yetiyor mesela. Aynen yani bir şişeye buz katıyor. Mesela 1,5 litrelik suyu buz yapıyor. Sabah çıkıyorsun öğlen zaten yine evdesin. Aynen öğlen saat 1 gibi 2 gibi eve gittiğimiz için geriye. Ama bize yeterli oluyor. Ne zaman böyle bir termos çay yaptığı zaman hemen hemen 5-6 bardak da bu termostan çıkıyor. Ben zaten çok fazla aşırı böyle çay içen bir insan değilim. Ama insan arıyor yani böyle gittiği yerlerde. E kimseye de yük olmamak gerekiyor. Elimizdeki imkanları kullanmak gerekiyor. Elimizdeki imkanları kullandığımız için de... Kamyoncu usulü. Tabii kamyoncu usulü. Aa açamadım. Elimizdeki imkanları da kullandığımız için... Güzel oluyor. Açamadım şu anda. Eski usulü açayım mı? Abi. Sabah çok erken saatler olduğu için insanlar da böyle uyku sersemliği atamıyor bazen üstüne. Bir de biz hani aylardır bu işe devam ettiğimiz için hep gece 3'te çıkıyoruz evden. Gece 3'te çıkış yapıyorsunuz. Yani. Aynen. Gece 3 çeyrek geç evden çıkmış oluyorum. Evet. Hani geliyoruz, kasamızı sarıyoruz. Saat 4 falan oluyor, 4.30 oluyor. E gideceğimiz mesafeye göre saat dilimini kendi arkadaşlarımız arasında ayarlıyoruz. Hani mesela İzmir tarafına gittiğimiz zaman yol bir saat, 1,5 saat sürüyor. Yani böyle Manisa'ya kısa mesafeye geldiğimiz zaman 45 dakika, yarım saat veya bir saat aslında oynuyor. Yani çıkış saatimizi ona göre ayırıyoruz. Sabah normalde 6'da başlıyor. 5.30-6 sularında arkadaşlar tarlaya giriyor toplayıcı arkadaşlar. Hani biz de o saatlerde burada olmaya çalışıyoruz ki o gelen arkadaşlar bizi beklemesin. Önlerine hemen kasaları yetiştirelim. Mal bir an önce fabrikaya ulaşsın. Yani fabrikadaki arkadaşlar da bizi bekliyor bu sefer biz geç kaldığımız zaman. Yani bunlar aslında hep birbirine bağlı şeyler. Hani birimizin geç kalması hepimizin geç kalması demek. O yüzden çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Zaten haliyle yoruluyoruz. Hani uykusuzluk oluyor, gün içerisinde başka işlerimiz oluyor, onları halletmeye çalışıyoruz. Onları hallettiğimizdeki zaman kaybı tabii uykumuzdan gidiyor. Yani dinlenmemizden gidiyor. Ya onun için yeri geliyor 3 saat uyuyorsun, yeri geliyor 5 saat uyuyorsun. Hani yeri geliyor 10 saat uyuyorsun. Bu değişiklik gösterebiliyor. Çayımız da hazır. Evet. Annemin termosuyla. Evet, en meşhur soruya gelelim. Evet kardeşim. Bu mesleğe ilk nerede bulaştın? Bu mesleğe ilk nerede bulaştım? Ben bu mesleğe bulaşmadım. Hani ben bu mesleğin içine doğdum. Çünkü benim hani amcam, babam, herkes kamyoncu bizde. Hani bütün aile bu mesleği yapıyor. Haliyle biz de direkt içine doğmuş olduk. Hani hemen hemen 11-12 yaşından beri arabaların üstündeyim. Hani Binigözon Ford'u da hani kullandık. Yani Binigözon Ford'da başladım diyeyim yani. Çünkü ilk arabamız Binigözon Ford'tu. 66 model kırmızı bir Binigözon Ford'umuz vardı babamın. Fotoğrafları vereceğiz şimdi buraya. 83 model bir tane de mavi vardı. Amcam burada o da. Tabii zamanı geldiğinde illaki değişiklik istiyor hani bazı şeyler. İnsanın hayatında her şey inişli çıkışlıdır. Hani kimse sıfırdan hani direkt koştura koştura yukarıya çıkamaz. Bizim de hayatımızda inişler çıkışlar oldu. Hani babamın, amcamın hayatında, babamın hayatında, benim hayatımda. Hani çünkü ne yaşayacağımızı asla bilmiyoruz. Battık, çıktık,
Sıfır arabaya da bindim, şoförlük de yaptım. Ama hiçbir zaman hiçbir şeyden gocunmadım. Her zaman ekmeğimin peşinde oldum. Ailemi kimseye muhtaç etmemem gerektiğini biliyordum. Her zaman bu zihniyetle çalıştım. Allah'ıma çok şükür şimdi bir tane 99 model Şahin Bakışı Dover'imiz var. Bir tane de 827 Pro'muz var, BMW'miz. O da evin önünde duruyor. Maşallah. Allah da ailenin nasip etsin. Kalbi güzel olan herkese nasip etsin. Amin. Amin. Hakkıyla çalışan, kalbi güzel olan bütün kardeşlerime. Bu mesleğe babayla başladın o zaman. Tabii, babamla başladım. Onunla aşılandın, sevdin. Tabii, ustam babamdır mesela. Hani ben ilk arabaya bineceğim, babam bana şey derdi, sen binme, sen gelme. Hani ben gideceğim, seni götürmeyeceğim. Attım. Hani yapma, gitmeyelim. Hep böyle ben ağlardım işte, hani o giderdi, ben ağlardım. Hatta annemle teyzemin çok hatırlattığı şeyler var. Annem hep şey dermiş bana küçükken, tabii ben böyle çat pata hayal meyal hatırlıyorum. İşte oğlum bak işte oku, bak baban şoför, baban gidiyor işte günlerce aylarca gelmiyor, sen de mi öyle olacaksın? Bak oku, üniversite oku, hani bir yere gel, bir şeyler ol, hani bir şey, mevki sahibi ol. Ben dermiş gibi, tamam anne ben okuyayım, işte üniversite okuyayım ama gene kamyoncu olayım. Annem dermiş, oğlum kamyoncu olma. Hani oku, üniversiteli ol, ne bileyim müdür ol, bir şey ol, hani okuyan işte doktor ol, polis ol, memur ol. Ben dermişim ki anneme, hani teyzem bunu çok anlatır mesela. Yok anne ben tamam, seni kırmayayım, senin dediğini yapayım, okuyayım ama ben kamyoncu olayım dermişim. Yani bizde aşk, yani başka bir şey değil. Doğuştan. Tabii. Benim yeğenim var, Alparslan. Alperen var onun büyüğü, ikisi de ellerinizde böyle aslan parçası gibi. Mesela Alparslan'ın derdi imanı kamyon. Senin küçüklüğün gibi. Aynen. Ona da oku diyoruz. Ben okuyacağım diyor. Ama diyor kamyoncu olacağım. Beni kimse engelleyemez diyor. Hatta arabanın alnında da Alparslan yazıyor. Onun ismi. Hani bütün arabalarımın hepsinde Alparslan yazar. Anladım. Peki çoğunlukla hangi sektörde bulundun? Sebze meyve mi? Peki tuğla mı, yani mesela ne bileyim piyasa mı, hangi sektörde çalıştın çoğunlukla? Ya çoğunlukla sebze meyve sektöründe de çalıştım. Peki onu mu en çok seviyorsun, o sektörü mü en çok seviyorsun? Yani sebze meyve sektörü nasıl desem, bir nevi böyle benim yaşam tarzım gibi oldu. Hani çünkü ben biraz böyle deli doluyumdur, neşeliyimdir. Hani kimseye karşı böyle somurtkan davranmam, hep böyle gülerim, hani muhabbet ederim, hep böyle iyi yaklaşırım. Arkadaşlarım aslında zaten hani bana böyle hep lakap takarlar o konularda. Yani sebze meyve sektörü benim kendi işim yani. Sanki ben onun için doğmuşum. Hani ben öyle hissediyorum. Çok seviyorum. Hani daha önce mesela Turgut'la şoförlük yaptığım zamanlarda çok güzel bir abimin yanında çalıştım. Hatta o zamanlarda bana dediler hani 30 ay gibi bir süre çalıştım. Yani hemen 3 sene gibi bir süre çalıştım. Dediler yani sen bu kadar uzun bir adamla nasıl yaptın? Dedim. Yani bana sevdirdi. Sebze meyve sektöründe ben onun yanında başladım. Tabii ondan önce hani babam gider gelirken onların yanında muavinindim hani sağ koltuktan sağ koltuğa. Sebze meyve sektörü benim için farklı bir olay yani. Bir heyecan var. Yola çıkmanın bir anlamı var. Yani piyasaya bir mal yetiştiriyorsun. Şimdi mesela üretilen yer var, tüketilen yer var. Sen bu üretilen ve tüketilen yer arasında köprüsün. Hani çoğu insan tabii bizi farklı anlıyor sebze çekerken. Hani insan işte bizi hep böyle nasıl derler, ölüm makinesi gibi görüyor. Allah korusun bizim kimsenin canıyla da malıyla da işimiz yok. Yani bizim amacımız hani şu domates bu tarladan çıktıktan sonra belli bir süre içerisinde o işletmeye girmesi lazım. Veyahut da buradan çıkan kiraz o hale girmesi lazım. Yani bizim derdimiz bu. Taze bir sebze meyve yedirmek yani insanlara. Başka bir şey değil. Anladım. Peki hangi aracı tavsiye edersin veya senin en sevdiğin araç hangisi, öyle söyleyelim. Yani, zaten en sevdiğin araç senin tavsiye edeceğin araçtır. Tabii. Yani şimdi benim en sevdiğim araç her zamanki gibi kendi aracım. Hani şu anda bana dünyanın en büyük servetini versem bu araç benim için çok farklı. Yani şu anda sıfır arabamı senin olsun, hani sıfır arabamı bu mu dersen bu. Çünkü ruhsatta benim adım yazıyor. Ama şöyle şimdi sektörden sektöre değişir tavsiye edeceğim araçlar. Mesela, meyve sebze sektöründe hangi aracı tavsiye edersin? Yani sebze meyve sektöründe hangi aracı tavsiye ederim? En çok Skyline'i tavsiye ederim. Çünkü konforlu ve aşırı süratli bir araba.
Hani sebze meyve sektörünü sanki bilmişler. Hani bu araba demişler tam sebze arabası yani. Ona göre dizayn etmişler. Hani sürüş konforu, sürücü konforu. Hani direksiyona oturduğundaki vermiş olduğu güven. Hani frenleme sistemi, rotardar sistemi, arabadaki sürat. Hepsi ona göre ayarlanmış sanki yani. Yani Volvo tabii çöpe atılacak bir araba değil yani. O da çok kuvvetli ve güçlü bir araba. Ama sebze çekeceğim ben, sürekli gazın üstüne gideceğim geleceğim diyorsan Skyline. Anladım. Ama senin kalbinde her zaman Ford. Da, o başka. Yani şimdi herkesin kişiliğini meydana koyan bir aracı vardır. Mesela kimisi der ben Skyline'cıyım der. Kimisi der ben Volvo'cuyum der. Kimisi ben Ford'cuyum der. Kimisi Renault'cuyum der. Hani ben Ford'da yetiştim, Ford'da büyüdüm. Hani Ford yani benim için başka bir olay yani. Herhalde şahin bakışlı. Küçüklüğümden beri hastalığım. Yani en sonunda Rabbim de nasip etti yani. Evet arkadaşlar yükleme başladı şimdi. Yüklüyorlar. İlk kasalarımızı koyuyoruz. Straight to the moon. Sabah. Uykusuzluktan gözümüzü açamıyorduk şimdi güneşten. Selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Evet şimdi bize yüklemeden bahsedecek. Domatesler ekipler tarafından toplanıyor. Karşıda görülüyor şu anda. Bu da sıralıcı ekipler tarafından arabalara sarılıyor. Her kasanın boyu, uzunluğu hani kaç sıra olacak, kaç yükseklik olacak hepsi belli. Hesaplanarak yükleniyor. Aynen. Şu an şimdi kasalarımız 600 kasa var arabada. Yani o 600 kasayı arabanın içine tam bir şekilde hani bağlanıp devrilme riski olmadan götürebileceğimiz şekilde yüklüyor Hüseyin abimler. Onlar da şu anda maşallah başladılar. Allah izin verirse 1-2 saate buradan hareket edeceğiz. İnşallah bundaki sonraki süreçte bakalım ne olacak. Devam. Straight to the moon. Evet Mustafa'cığım, araba bitti. Aracımız bitti şimdi. Yükümüzü bağlayacağız ki işimizi sağlam alalım. Sevinç gözlerinden okunuyor. Tabii ya, erken çıktık mı erken varıyoruz, evimize de erken gidiyoruz. Hani Allah kazaya vermesin. Amin, amin. Şimdi şunu bağladık mı, Allah'ın izniyle eve doğru çıkacağız. Benim bu yük konusunda babamın söylediği bana çok güzel bir nasihat var. Şimdi belki biz buradan söyleriz. Arkadaşlarımız da kendine örnek alabilir. Tabi hani her şeyi biz bilmiyoruz yani bizden büyükler de var, bilenler de var. Babam bana her zaman derdi ki arabanın üstüne sardığın yük senin namusundur. Namusunu nasıl koruyorsan yükü de öyle koruyacaksın. Gittiğin zaman sana kimse bir şey demeyecek. Sağ salim sarıyorsan sağ salim teslim edeceksin ki ekmeğin helal olacak. Daha önce de bahsettik. Buradan biz ekmek yiyoruz. Saran ekmek yiyor. Boş kasayı saran ekmek yiyor. İndiren ekmek yiyor. Fabrikada çalışanlar ekmek yiyor. Şimdi biz bunu burada zarar verirsek, devirirsek yani yüzlerce insanın hakkına girmiş olacağız. O yüzden en önemli şey bu malı sağ salim adrese kadar götürebilmek. Ne kadar hızlı götürdüğün bir önemi yok. Ne kadar sağlam götürdüğün bir önemi var. Tamamız baba. Allah bismillah. Ya Allah hadi bakalım. Hadi çıkalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar yola çıktık şimdi ailesiyle. Allah kaza bela vermesin. Oo gözünü taktı.
gözler yoruluyor güneşe baka baka. Şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor? Saat şu an 1'i 10 geçiyor. 10 geçiyor, şu an çıktık. İşte bak Turgutlu'ya bir 30 kilometre falan var. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz, acele yok. Diğer arkadaşlar fabrikada boşaltıyor. Onun için acele etmiyoruz. Yavaş yavaş bakalım ne zaman varacağız. Acele etmeyerek, yani şu anda bir Allah izin verirse 25 dakika sonra fabrikadayız. Acele etmezsek genelde, yani ben şu an acele etmiyorum. Genelde kamyoncu arkadaşlarımla acele etmezse hem kimsenin canına malına bir şey gelmez. Allah muhafaza bir şey olursa, çünkü istemez yani insanlar canını yapmasın. O yüzden her şeyi sakin sakin yapıyoruz. Aynen. Tamam. Straight to the moon. Arkadaşlar şu an geldik boşaltacağımız fabrikaya. Kantar yapacak şimdi. İlk önce kaç ton geldiğine bakacağız. Yapacağımız fabrika da şu şekilde. Şuraya gireceğiz. İçeride portifler gelecek. Onlar bekte kalacak. Şu an bekliyoruz. Bu arada kantar yaparken hepimizin inmesi lazım. Yani kim varsa arabada inmesi lazım. Arabanın gerçek tartısı için şu an abi tartıyor. Şu beyaz kulübe. Şimdi giriş yapacağız. Geldik. Evet baba, fabrikadayız. Şansımıza bizden önce bir de İshak abi var. Bizden, yani İshak abiden önce daha kimse gelmemiş. Sıra bize geldi. Hadi yine şanslısın. Erkencisin. Normalde 7-8 araba çalışıyoruz. Bugün tek İshak abi yakalandık. Allah'tan önce daha 5 araba gelmemiş. Bugün işimiz erken bitecek. Hemen kapaklarımızı açıp kaçalım. Hemen başlayalım. Adamlardan biridir yani İshak abi. Hatta en iyi anlaştığım tek olay ya. Başkasıyla anlaşamıyoruz. Çünkü ikimiz de haksızlığa gelemiyoruz. İshak abi de, ben de haksızlığa gelemiyoruz. Herkes evine bir topan hep götürmenin derdinde. Kimse kimseye çakalık yapmasın diye uğraşıyoruz. Allah'a bakmaz. Yüzümüze biraz su tuttuk. Bayağı sıcak çünkü.
Şimdi işimiz bitti arkadaşlar. Boşaltma yerinden çıktık. Tekrardan bir boş halde bir kantar daha yapacağız. Yükün ağırlığı belli olsun diye. Şimdi Mustafa gidiyor. Bakalım. İşimiz bitti, videonun daha sonuna geldik. Mustafa fişi almaya gitti galiba. Kantar fişini. Geldi şimdi. Bir videonun daha sonuna geldik Mustafa'yla. İnşallah ileriki zamanlarda farklı arabalarla farklı seferler veya aynı arabalarla farklı seferler yaparız. Başka tecrübeler ediniz. İnşallah. Farklı şeyler de dinleriz, farklı hikayeler. Abone olup kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.